Motorondan herkese merhaba. Ben Sinan. Bugünkü teknik konumuz geçen gün Instagram historisine attığım ama arada bir takım problemlerin olduğunu fark ettiğimiz quick shifter konusu. Quick shifter çok kısaca bahsedeceğim yaklaşık 4-5 dakika. Quick shifter bir otomatik vites değil. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyorlar ve otomatik vitesmiş gibi algılıyorlar. Hayır, adı üstünde hızlı vites attırıcı. Nereden çıkmış? Kısaca ondan bahsedeyim size. Yarışlardan, özellikle yarış motorlarından çıkmış. Bu tarz motorlar için 2010'da üretilmeye başlandı, ben hatırlıyorum. Şimdi bakıyorlar, her vites değiştirmede bir 40-50 milisaniye kaybediyoruz. Peki bir yarışta kaç tane vites değiştiriyoruz? Şu kadar. O zaman bu kayıplar olmasa acaba daha ne kadar hızlı olabiliriz pistte diye düşünerek bu sistemi geliştiriyorlar. Bu sistemin şöyle elimin yarısı kadar bir şeyi var, ünitesi var. O şurada sele altında duruyor. Oradan şuradaki, şöyle biraz daha yaklaşalım. Şuradaki sensöre bağlı. Buradaki sensöre bağlı. Bu sensör ya yukarı, yani ya basınca şu şekilde, ya da çekmeye çalışıyor. En baştaki, bu biraz ilkel bir sistem. En baştaki sistem böyle başlıyor. Dolayısıyla siz daha buna basmaya başladığınızda bu hemen beyne bir komut gönderiyor. Beyin de bujiye bağlı 4 tane kablosuyla bujilere elektriği kes komutu gönderiyor. Ve siz daha basarken elektrik anlık kesildiği için motordaki yük ortadan kalkıyor. Motordaki yük anlık olarak kalkınca da siz rahatça şu hareketi yaparken şak diye vitesi yukarı doğru büyütmüş oluyorsunuz. Bu özellikle hızlanırken işinizi çok kolaylaştırıyor. Bazı firmalar mesela BMW gibi Espinerar'da bunu ilk kullanmaya başladıktan sonra dediler ki ya bu büyük bir rahatlık, biz bunu niye 1200 GS'lere falan da koymuyoruz ve diğer motorlarına da koymaya başladılar. Çok güzel. Biraz süre geçti. Sonra dediler ki ya biz bunu niye aşağı doğru da kullanmıyoruz ki? Burada bir elimizde bir imkan var. Biz bunu aşağı doğru da kullanalım. Yani aşağı yukarı quick shifter, aşağı yukarı hızlı vites değiştirici yapalım dediler. Peki ne oldu? Ne duruma geldi? Hemen şurada bir motor var. Bu da Honda'nın CB1000R'ı. İstiyorsanız gelin ona biraz şöyle bakalım. Şimdi bu da şöyle. Bu aşağı yukarı değiştiren versiyonu. Böyle yaptığınızda, ittiğinizde basınca çalışıyor. Böyle yaptığınızda çekmeye çalışıyor. İki yönlü çalışan bir sensör var. Bir kendi beyni var. Bunu Honda aksesuar olarak satıyor bu motorda. Şu parça. Ve elektrik sistemine de bağlı. Yine yukarı doğru çalışması size anlattığım gibi bujilere giden elektriği kesme yöntemiyle çalışıyor. Peki aşağı doğru nasıl oluyor? Şimdi baktığınızda pek çok firma yukarı doğru çalışan quick shifter tercih ediyor. Çünkü çok basit bir sistem. Elektriği anlık kesiyor ve gayet güzel şeyi değiştiriyorsunuz, vitesi. Fakat aşağı geçerken iş daha kompleks. Siz şeye bastığınızda düşmesi için bir ara gazı vermesi gerekiyor. Buna otoblip sistemi diyorlar ya da blipperlı sistem diyorlar. Puf, puf, sizin sanki önce gaz verip sonra debriyaja basıp vitesi düşürmeniz gibi bir sistem. Bu daha karmaşık olduğu için her zaman için iki yönlü quick shifter'lar daha pahalı sistemler ve daha karmaşık sistemler. O yüzden herkes bunu tercih etmiyor maliyetler bakımından. Fakat çalışması tabii çok konforlu. Bu sistemi çok otomatik vites gibi kullanmamak lazım. Yani güzel, hızlıca yavaşlıyorsanız arka arkasına basıp vitesleri değiştirmelisiniz. Ya da yukarı doğru giderken zaten bir sürü motorun şeyinde söyler, kullanım kılavuzunda. Siz der bunu işte 4000 devirin altında kullanmayın çünkü çalışmaz diyebilirler. Evet, çünkü motor gerçekten yüklüyken ve devirliyken güzel çalışıyor bu sistem. Evet, quick shifter böyle. Motorlara quick shifter takılır mı? Heeltek diye bir firma var. Heeltek Electronics, Macar. Bu firmanın ürettiği şeyler çok güzel ürünler. Türkiye'de sanırım temsilcisi şu an için yok. Bunlardan rahatlıkla takabilirsiniz fakat yön başına 300 euro gibi düşünmeniz lazım. Yani aşağı yukarı çalışan sistemler yaklaşık 600-700 euro. Bu Honda'nınki de yaklaşık burada 700 euro civarında. Yukarı doğru çalışan sistemler 300-350 euro
civarında. Evet. Quick Shifter'da böyle bir konuydu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.